Öncelikle saygılar sunuyorum herkese. Aydın Marangozlar Odası sorunlar var çözeceğiz konulu bir toplantı düzenledi. Aydın Esnaf Odaları Birliği salonunda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Vural Şahbenderoğlu, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Derya Tıkır, Sanayi Ticaret İl Müdürü Mustafa Görgülü, SGK İl Müdür Yardımcısı Aydın Nasuh Beyoğlu ve oda üyeleri katıldı. Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, son günlerde İşkur'un düzenlediği kısa süreli iş vaat etmesi garantili kursların 40-50 senedir sanayide mücadele etmiş esnafa haksızlık olduğunu söyledi. Bugünkü yaptığımız toplantıda bizim bu toplantımıza ayrıca bir katkı sağlayan Karpuzlu Esnaf Odası Başkanımıza ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 kişiye yakın katıldılar. Aydın merkezdeki sanayideki arkadaşlarımızın bir bölümü duyarsızlaştı. Neden duyarsızlaştı? Bu ülkede esnaf ve sanatkarın üzerine her gün farkında olmadan, haberi yokken oturup masa başına kafasına göre kanun, kural, belge çıkaranlar öncelikle şunu bilmeler ki esnaf perişan durumda. Biz bunu kendimize acındırmak için söylemiyoruz. Biz 2000'de sorunumuz ne varsa 2002'de oydu, 2004'te oydu. Şurada kayıtlarım var. Açsam inan olsun sanki günden aynı şekilde tekrar ediyor. Kayıtlarım çünkü hepsi bilgisayarda var. 2006'da yapılandırma çıkmış, aynı şeyleri konuşmuşuz. 2009'da çıkmış, aynı şeyleri konuşmuşuz. 2014'te aynı şeyleri konuşmuşuz. Bir yapılandırma yapıldı. Başarısı bana göre geçmişlerden çok daha kötü olacak. Tabii bunlar söylerken sayın müdürlerim lütfen alınmayın. Bu genel bir değerlendirme. Bizim yereldeki kurum müdürlerimizle diyalogumuz çok harika. Müdürlerimiz çok iyi niyetli, çok çalışkanlar. Özellikle Sanayi Ticaret Müdürlüğümüzün müdürlüğünü yapan Mustafa Bey ve İşkur'umuzun müdürü. Son dönemde biliyorsunuz İşkur biraz daha da çok önemli bir kurum haline geldi. Neden önemli bir kurum haline geldi? Çünkü kısa süreli iş programlarıyla iş garantisi vaat etmesi noktasında da çalışmalar yapıyor. Ama biz bunu da eleştiriyoruz. 30 senedir, 40 senedir, 50 senedir sanayide mücadele etmiş, dükkanını ayakta tutabilmek için bir insana uğraşırken, bu insana A, B, C, yumuşak G belgesi verirken, bu insanlar bu belgeyi almakta zorlanırken, bu insanlar evinde çocuğuna ekmek ödemekte zorlanırken, senin oraya şu bu belgesi çıkartman, ek bir masraf çıkartman, diğer taraftaki yeni iş istihdam ediyorum diyerek bir de o adamın karşısına, bir dükkan açan birisine desteklemeni biz doğru bulmuyoruz. Bu fikrimizi Sayın Bakanımıza da ilettik yerinden. Toplantıda Efeler İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Derya Tıkır'da, emlak borçları, işgaliye, tabela gibi borçlarda yapılandırma sürecinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını hatırlatarak, Efeler Belediyesi olarak her zaman küçük esnafa yardıma hazır olduklarını açıkladı. Yasal zorunluluk. Yine 6552 sayılı yaşlı yasanın aynı maddesine göre başvuru süresi 31 Aralık 2014 tarihine kadar biliyorsunuz yeni uzatıldı. Peşin ve ilk taksit ödeme süresi de 2 Şubat 2014 tarihine kadar uzatıldı. Bunlarla ilgili önemli başvurular oldu belediyemize. Bunları duyurmaya çalıştık. Vatandaşa SMS'ler attık. Pankartlarla, gazetelerde, basın yoluyla. Tabii ki Efeler Belediyesi'ni ilgilendiren kısım belki bu bugünkü konu başlıklarında ilk planda bu gibi gözükse de. Bir yandan da iş yeri ruhsatları verilirken iş kanunu gereği bizim de dikkatimizi çeken haddimiz olmasa da esnafımıza hatırlatmalar yapıyoruz. Uyarılarda bulunmaya çalışıyoruz. Ben de bir iş güvenliği uzmanıyım. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü maalesef para bir şekilde belki halloluyor, geliyor, gidiyor, ödeniyor veya taksitlendiriliyor ama sağlık daha önemli, can daha önemli. O gelmiyor. Hepimizin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ben. İş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması da tabii bir takım maddi imkansızlıklar içerisinde olan esnafımızı zorluyor. Bir takım yükümlülükler var. Bunları yaparken de mutlaka ve mutlaka elimiz cebimize giriyor. Önlemler, tedbirler alırken bir kişisel koruyucu donanım alın diyecek iş güvenliği uzmanımız. Bunlar herkesin karşılayamayacağını biliyorum ben. Ama bir yandan çalıştırdığımız personel var, işçiler var, kendimiz varız. Onları da düşünmek zorundayız. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Kolay değil hepinizin işi. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. SGK İl Müdür Yardımcısı Aydın Nasuh Beyoğlu da emekliye ayrılacak fakat gün borcu olan küçük esnafın banka kredisiyle emekli olma imkanını 36 ay vadeyi 60 aya çıkarmak için bankalarla görüştüklerini açıkladı.
banka protokolleriyle maaşların bir kısmının blok edilmesi şartıyla maaşlarını bağlayabilmek, sağlık güvencelerini sağlayabilmek. Burada 4B primi dediğimiz Bağkur primi, sigorta primleri, eksik işçilik primleri, idari para cezaları türündeki kurum alacaklarını yapılandırarak halkımızın bu kanundan faydalanmasını amaçlıyoruz. Biz her gün gelen vatandaşlarımızdan aynı serzenişi duyuyoruz. Ödeme güçlüğü çekiyoruz, primleri ödeyemiyoruz. Emekli olabilmek için günümüz yeterli değil. 2008 öncesi kanunlarla ilgili bilmiyorum, bazı arkadaşlar bu konuda çok muzdarip oldular. Parayı çok buldular. Sürelerini sildirdiler. Şimdi onları tekrar geri almak istediklerini söyleyenler oluyor. Çeşitli borçlanmaları yaparak emekli olmaya çalışıyorlar. Ancak meblağ yüksek olduğu için hem ödeme güçlüğü çekiyorlar hem de bankalar geçen hafta sonu itibariyle 36 aya kadar vade yaparak bir kısmını ödüyorlardı. Son görüşmelerimizde bu işin böyle olmayacağını, bunu 60 aya yaymalarını, çünkü primlerin çok gerçekten çok yüksek. Yani 15 yıllık bir primi hesapladığınız zaman ortalama 50 bin lira civarında bir prim tutuyor. Biz Aydın İl Müdürlüğü olarak eski Bağkur binasını bu konuyla ilgili tahsis ettik. Arkadaşlarımız oraya geldikleri zaman orada bir de yer ayarladık. Hem oturup sohbetlerini yapıyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar, hem de sıraları gelenler işlemlerini bitiriyorlar. Daha sonra bunların yazılarını veriyoruz. Banka kanalıyla emekli olmalarını sağlıyoruz. Bu Bağkur yönünden, 4A yönünden, yani sigortalı işçi çalıştıranlar yönünden zaten her şey mali müşavirler sayesinde internet ortamında yapılıyor. Gece boyu devam eden toplantı katılımcıların sorularıyla sona erdi. Sorularınız olursa cevaplandırmaya hazırım. İyi akşamlar diliyorum.